Merhaba arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. Bu derste de translate komutunu göreceğiz. Tabii Google Translate değil. Şöyle translate yazacağım. Scale komutu ve bir de rotate komutunu. Rotate ne demek? Döndürmek demek. Bir de set transformer, serbest dönüştürme gibi. O biraz daha çok karmaşık. İleride bunu anlatırız. Şimdi translate'i görelim. Başta arkadaşlar. Şimdi neydi? Jetix nokta. Ben şöyle neydi? File rect bir çizelim. Şöyle bir küçük bir file rect çizelim. Burada 0 noktasına 0. Örneğin 50'ye 50 diye bir ne çizdim. Burada ben bir tane kare çizdim. Sayfamı yeniliyorum. Bir dakika bakalım neden çizmedi. Burada herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen bir çizim yapmadı. Bir bakalım arkadaşlar. Sayfamızı yenileyelim. F12 ile bakalım. Ne sıkıntımız var? Gelin bakalım. File rect, evet. Bir dakika burada neydi? Burada bunu nokta yapmışız arkadaşlar. Virgül yerine nokta yapmışız. Tamamdır. Bakın burada sıfır noktasına bir kare çizdi. Şimdi bunu biraz büyük yapalım ki sizler de net görebilirsiniz. 100'e 150. Şimdi Ctrl S yapıyorum. Bakın CTX nokta arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Translate diyorum ve bu sıfır, bakın burada ben sıfır noktasını yani başlangıç noktasını tuvalın değiştirebiliyorum. Artık ben ne dedim? 100'e bakın. 100 dedim. Artık bu ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra bakın ben aynısını buraya çiziyorum bir tane daha. Kopyalıyorum. Buraya yazdım. Kontrol yaptım. Kontrol S yaptım. Bakın burada x ve y 0 dedim. Bir tane x'i 0, y'si 0. İşte genişliği 150 olan, yüksekliği olan 150 çiz. Burada da aynısı dedim. Normalde bu translate olmadığı zaman bak nasıl gözükecek arkadaşlar. Gelin bakalım. X'i üst üste çizecek. Bakın x'in üst üste çizdi. Ama ben ne yaptım? Burada translate ile arkadaşlar başlangıç noktalarını değiştirerek farklı pozisyonlara bunu götürebilirim. Bu böyle arkadaşlar. İsterseniz buna neyse text stroke style diyerek burada biraz kenarlarını da yapabiliriz. Beyaz yapalım buna. Bunu beyaz yapalım ve burada neydi? CTX arkadaşlar stroke neydi? Rest verelim. Buna da işte sıfıra sıfır neydi? 150'ye 150 en sonda neydi? Burada stroke rect arkadaşlar, file rect ne yapıyordu? İçin dolu olan bir dörtgen veya kare çiziyordu. Stroke rect de içi boş olan bir kare ve dikdörtgen çizerekti. Bu şekilde artık bir kenar yapmış gibi gözükebiliriz. Bakın buna bir kenar yaptık gibi gözükebiliriz. Bu böyle arkadaşlar. Bakın bir daha bir defa daha kullanabiliriz. Bakın aynı şekilde. Bakın bunu şöyle yapalım. File rect'i şöyle yapalım. Geldik buraya. Kopyaladım. Stroke'dan sonra bir tane daha kullanıyorum. Ctrl V, Ctrl S yapalım. Bakın ne olacak? Tek burada çizecek. Şimdi gene aynısını taşıma işlemi için neydi? ctx.translate diyerek neydi? Kaç 100'e 100 taşıma işlemi yapmıştık. Ctrl S yapalım. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Ders buraya kadar bitmiş. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.